Negatif ve pozitif sayılarla toplama ve çıkarma işlemleriyle bir süredir haşır neşir oluyoruz. Bu videoda sayı doğrusuna negatif sayıları ekleyerek bazı alıştırmalar yapmak istiyorum. Bu sayede pozitif ve negatif sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini daha farklı modelleyebilir, düşünebilir ve görselleştirebilirsiniz. Bu soru bize diyor ki, hangi sayı doğrusu eksi 2 artı eksi 7 işlemini göstermektedir. Şimdi sayı doğrusu deyince çok havalı bir şeyden bahsediyormuşuz gibi duyuluyor. Fakat aslında bizden istenen sadece bu diyagramların hangisinin, yani aşağıdaki bu çizimlerden hangisinin, eksi 2 ile eksi 7'nin toplamını gösterdiğini bulmak. Şimdi bir düşünelim. Eksi 2 ile başlayıp sonra buna eksi 7'yi ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Bu sayı doğrusunda şurası sanırım artı 2 oluyor. Çünkü sıfırın sağında. Sonra bundan 7 çıkarılıyor. Bu model artı 2 artı eksi 7 olurdu. Ya da başka bir deyişle artı 2 eksi 7. Fakat bu bizden istenen şey değil. Bizden eksi 2 eksi 7 işlemi isteniyor. Bir alttakine bakalım. Şimdi burada şu okun sıfırdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 adım sola gittiğini söyleyebiliriz. Sonra bu eksi 5'ten de 1, 2, 3, 4 adım sola daha gidiyor. Bunu eksi 5, eksi 4 olarak ya da eksi 5 artı eksi 4 olarak düşünebilirsiniz. Ama yine sorudaki işlem bu değil. Şimdi bir de sonuncuya bakalım. Bu sonuncu umarım cevabımızdır, yoksa bu alıştırmada bir hata olmalı. Buradaki ilk ok bizi sıfırın iki adım soluna götürüyor. 1, 2. Bu, eksi 2 demek. Sonra da bunun soluna doğru 1, 7 adım daha gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ilk okun eksi 2'yi temsil ettiğini düşünebilirsiniz. Yapacağımız şey, bu okunucundan başlayarak işlemi çözmek. Yani buna eksi 7 ekleyeceğiz. Bu da bizi yine sola götürerek eksi 9'a ulaştıracak. Bu işlemi temsil eden model kesinlikle bu. Hadi devam edelim. Pekala, hangi sayı doğrusu 6 artı eksi 2 işlemini göstermektedir diye soruluyor. Burada sayı doğrularımızı almışlar ve onları dikey hale getirmişler. Yani biraz daha farklı düşünmemiz gerekecek. 6 ile başlayıp sonra buna eksi 2'yi eklemek istiyorum. Bunun gibi dikey bir sayı doğrusunda artış oldukça yukarı doğru çıkmanız gerekir. Ben de 0'dan 6 birim yukarı giderek başlamak istiyorum. 0'ın 6 birim üstünden başlıyorum. Sonra da ona eksi 2 ekliyorum. Ki bu da beni 2 adım aşağıya indirmeli. İlk sayı doğrusu beni 2 adım daha yukarı çıkarıyor. Yani buradaki artı 6 artı 2 ya da artı 6 artı artı 2 işlemini gösteriyor. Buradaki ise artı 4'ten başlıyor ve 2 ekliyor. Yani istediğimiz bu da değil. Bu sonuncu sayı doğrusunda ise bu büyük uzun ok yukarı doğru çıkıyor ve 6'ya geliyor. Okun ucu artı 6'da ama sonra 2 adım aşağıya iniyor. Evet bu işlem artı 6 eksi 2. Bu uzun ok artı 6'yı ve bu diğer ok da eksi 2'yi temsil ediyor. Yani eğer artı 6 eksi 2'yi bulacaksanız, önce artı 6'yı bulup sonra okun ucundan eksi 2 birim ineceksiniz ve cevabın 4 olduğunu bulacaksınız. Yani bu işlem kesinlikle buradaki sayı doğrusunda verilmiş. Bu acayip eğlenceli değil mi? Hadi birkaç tane daha yapalım. Hangi sayı doğrusu eksi 2 bölü 5 artı 4 bölü 5 işlemini göstermektedir. Burada eksi 2 bölü 5'ten başlayacağız. Eksi olduğuna göre, 0'ın solunda olacak. Bakalım. Buradaki ok, eksi 4 bölü 5'e gelmiş. Demek ki bu, aradığımız şık değil. İkinci seçenekte ne var? 0'dan başlanmış ve 0'ın 2 bölü 5 adım soluna gidilmiş. Bu, eksi 2 bölü 5 eder. Bundan sonra sağa doğru gideceğiz. 1 bölü 5, 2 bölü 5, 3 bölü 5, 4 bölü 5 adım. Evet, bu seçenek doğru gözüküyor. Burası eksi 2 bölü 5 gibi gözüküyor. Evet, sıfırdan başlayıp 2 bölü 5 adım sola gidiyorum. Demek ki bu eksi 2 bölü 5. Sonra da bu noktadan 4 bölü 5 birim sağa gidiyorum. Yani eksi 2 bölü 5'e 4 bölü 5 ekliyorum. Bu seçenek doğru gözüküyor. Hadi bir tane daha yapalım, bunlar gerçekten çok eğlenceli. Bunu benim kadar heyecan verici bulmuyorsanız bile, kendinizi heyecan verici olduğuna inandırırsanız daha iyi işler yapabilirsiniz. Hangi sayı doğrusu, 5 tam 1 bölü 2 artı, eksi 3 işlemini göstermektedir. Bu, artı 5 tam 1 bölü 2, dolayısıyla 0'ın sağına doğru, 5 tam 1 bölü 2 adım gitmek istiyorum. İstediğim şey kesinlikle bu değil çünkü burada sıfırın soluna doğru gidilmiş. Fakat şu ikinci seçenek ilgi çekici duruyor. Bu arada üçüncü seçenekte de sıfırın soluna doğru gidilmiş. O yüzden bu seçeneği de zaten direkt olarak eleyebiliriz. Yani sonuç muhtemelen bu ikincisi olacak ama yine de bir bakalım. Şimdi bu ikinci seçenekte sıfırın sağına doğru 5 tam 1 bölü 2 birim gidiyoruz. Sonra bundan da 3 birim sola gidiyoruz. Bu da sonuçta 2 tam 1 bölü 2'ye ulaşmamızı sağlıyor. Yani cevabımız tam buradaki. Harika.